Merhabalar, bugün size teknenizde bulunan pis su tanklarının kullanımı ile alakalı bilgi vereceğiz. Teknede kullanılan tuvaletlerin atıklarının biriktiği tanklara pis su tankı ya da İngilizce'deki adıyla black water tank denmektedir. Bu tankların kullanımı ve üzerindeki şamandıraların kontrolü teknenizdeki konforunuz açısından oldukça önemlidir. Denizcilik Müsteşarlığı'nın gezinti teknelerinde sınırlamış olduğu bir kapasite sınırı vardı pis su tankları için. Bu kapasite 2 litre çarpı 2 gün çarpı kişi olarak belirlenir ve teknede en az bu kapasitede pis su tankının bulundurulması gerekmektedir. Pis su tankı donatımı ile ilgili bir başka önemli husus ise güverte üzerinde bulunan pis su tankı emiş fiyanslarıdır. İmzalanmış olan uluslararası sözleşmeler gereğince de bu sistemin teknenizde bulunması gerekmektedir. Unutmamalıyız ki iç denizlerde pis su tanklarının boşaltılması yasaktır. 2004 yılında yürürlüğe giren yönetmelik gereğince de balıkçı barınakları ve 50 tekne kapasitesinden az marinalar hariç diğer bağlama noktalarında pis su tankı boşaltma tesislerinin bulunması zorunludur. Siz de gerekli durumlarda bu tesisleri kullanabilirsiniz. Ayrıca marinada bağlıyken tesisin tuvaletlerini kullanmanız pis su tanklarının dolmasının önüne geçeceğinden bu tip kullanımlara ihtiyaç duymayacaksınızdır. Teknede kullanmış olduğumuz tuvaletlerin her bir sifonunda pis su tankına kaç litre su gönderdiğini bilebilirsek tankların kaç sifon sonunda dolduğunu da tahmin edebiliriz. Yine aynı şekilde tankların doluluğunu görebilmemiz için tekne üreticileri tarafından pis su tanklarının üzerine çeşitli modellerde şamandıralar yerleştirilmektedir. Bu şamandıralar genellikle uzun ömürlüdürler ancak bazı durumlarda bizi yanlış bilgilendirebilirler. Bunun sebebi de çalışma prensiplerinde araya sıkışan bir pisliğin çalışmasını engellemesidir. Tanktan şamandıra sökülerek o pislik temizlendiği zaman tank yine aynı şekilde çalışmaya devam edecektir. Pis su tanklarında karşılaşılan bir başka büyük problem de koku problemidir. Tanklar yapıları gereği kalın malzemelerden üretildiği için genellikle kokunun sebebi değillerdir. Bu noktada bakmamız gereken nokta tank sonrasındaki bağlantı ekipmanlarıdır. Nedir bunlar? Borular, check valve'ler, valve'ler. Bunların bağlantıları kontrol edilmelidir. Eğer bağlantılarda bir problem yoksa kokunun giderilmesi için tank komple boşaltılır, tatlı su doldurulur. Özel kimyasallarla temizliği yapıldıktan sonra tatlı su boşaltılır. İçerisine koku giderici ayrıca başka kimyasallar eklendikten sonra tank kullanılabilir.